Assalamualaikum. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video karşınızdayız. Bugün biz Enes'in kızının evine gideceğiz. Amca ulusu. Ama amcanın ulusu da mı Enes? Evet, amcamın oğlu. Evet. O yeni ev almış. Biz hayır olsun söyleyeceğiz. Ondan sonra gideceğiz oraya. Zeynep ablamın evine geldik orada alıp. Şimdi biz hadi gel abla. Bak, o ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz hediye almaya gideceğiz dükkanda. Burada var mı? Neyi almaya? Hediye. Evet. Var şu azilerde. Ya tabak ya. Yine aynı yere mi gideceksiniz? Evet. Selim biliyor bak. Demek ki girdi mi çıkamıyoruz bir türlü oradan. Ondan. Tam ilgi alanımız orada var ya. Girdi mi çıkamıyoruz. Eyvah. Tamam, hadi gidelim. Bak şuma bak. Ne güzel olmuşsun lan sen ya, şımarık. Bay bay ya. Teyze şu kuzulardan alalım. Kurban gelince keserler işte. Baksana. Evet arkadaşlar biz hadi almaya geldik. Şimdi hadi seçelim mi benim? Hadi bakalım. Çok güzel bak ya için. Hangisi arkadaşlar? Ya da bu tabak da çok güzel ya. Hakikaten. Ben hiç anlamam yani. Abla, sence hangisi alalım ya? Evet, sen de fikir ver. Benim aklım var, fikrim yok yani bu konuda. Neresi bu konuda hiç bilmiyorum. Hiç. Öğreneceksin. Başka yolu yok. Hah, hadi bakalım. Ben kendim için almak istiyorum Enes. Van'da yok ya bunun gibi. Bak. Var be, ya. Biz gezmedik ki o kadar. Enes, kendim için almak istiyorum ya. Burada ucuz bir de güzel yani. Çünkü Sakarya'ya yakın, biliyor musun? Sakarya mı? Sakarya ne alaka? O cam yapılıyor çok ya. Daha iyi olmasın ha. Acaba? O işte, unuttum yani. Neyse, neredeyse komşu şehirler olacak zaten. Bu ne ya böyle? Çay. Ahşaptan. Allah Allah. 3 yaşıma daha girdim şimdi. Arkadaşlar bakın bu ekmeklik bak çok güzel duruyor ama en güzel bu beyaz. Evet, bunu ben de beğendim güzel. Çünkü kullanışlı ya. Buy something tabii that's canım, yani, useful. Hediyenin sadece hediye olması değil, kullanışlı olması da önemli. Doğru. Evet mesela. Doğru. Hadi alın. Sıra ablacığım yardım edeyim. Ama şey evi beyaz ağırlıklı mı yoksa evi böyle beyaz, siyah ağırlıklı mı acaba? Geçebilir miyim? Onu bilmek de önemli ama yok. Neyse önemli değil ya. Güzel bir hediye sonuçta. Evet arkadaşlar ben bunu beğendim. Bunu alacağım tamam mı? Tamam da ekmek yiyorlar mı acaba? Tabii ki. Ya diyete başladıysalar? Yok be. Neyse bunun cevabını vererek öğreniriz. Kendimi de almak istiyorum hadi gel. Oo kendini de unutmayın ya bu tarz şeylerde. Evet ablam hala beğenme çabaları içinde. Ya ama ben beğenmiş almış bile olsam ayrılamıyorum en sonradan. Hepsine bakarım tek tek. Aa, aynen zaten. Tıklım tıklım baksana hep bayanlara hitap edecek şeyler. Buranın sahibi iyi tribünlere oynamış yani. Kadın eli değmiş buraya. Evet iki tane alalım arkadaşlar. Sen balık seviyorsun ya. Balık koymak için de olur bebeğim. Her şey kullanabilirim. Allah Allah. Çok beğendim. Hoşuna gitti mi çok? Evet. Allah da al bir tane daha ya. Bir dakika bir tane. Al bir tane daha. O da benden olsun hadi. Sen bunu tutmam mı? Şöyle mi? Evet. Sen kıyafetine de uygun almışsın ha. Şu mavi yerler kıyafetine uygun. Evet. Bak gri yerler de örtüne uygun. Evet. Ama bunu küçük küçük istiyorum da. İyi kamuflaj olacaksın sen bugün. Heyecan yaptı arkadaşlar. Evet çok seviyorum. Kaybettin galiba. Bu çalatalık için hangisi abla? Bak kaybolursam biz kasanın oradayız tamam mı? Küçük olan ama. Küçük olan mı? Bak bak şöyle var. Tabii çok güzel. Sen nasıl istersen, nasıl beğeniyorsan öyle al tamam. Ben karışmayayım. Sen bugün alacak şeyleri kıyafetine uygun alıyorsun galiba. Maske takacakların da mavi beyaz almışsın. Tamam arkadaşlar biz aldık. Şimdi koyayım. Siz de eve gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar biz geldik. Çünkü sessiz konuşuyorum. Çuvarız uyuyor. Hadi şimdi evine geçelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. İsa, merhaba. Nasılsın? Merhaba. İyi misin? Bizim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. İster böyle alayım, ister balkona alayım. Nasıl isterseniz. Balkon daha iyi. Balkonu tercih ederiz. Balkona geçelim. Sen getir arkadaşımla. Yatak odasına da yatırabilirsin istersen. İstersen Nisan odasına da yatırabilirsin. Nisan hoş geldin mi diyorsun kardeşe? Hadi merhaba yap. Bak bak hoş geldin diyor arkadaşın sana.
Hoş buldun. Gidin oyuncaklarınızla oynayın bakalım. Arkadaşlar biz geldik. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Arkadaşlarım beğendin mi? Açık zaten ki. Biz unuttum. İlk hediye paketi yaptırma olmuş. Kolaylık olsun diye Esra'ya. Ekmek yiyor ya, ekmekle görüyor. Evet. Ama korktuk ya diyete başladıysanız diye. Diyete başladınız mı? Öyle bir niyetiniz var mıydı? Valla benim yok da Murat başladı galiba. Oh şükür diyete başlamış harika. Ekmek yiyorlar Türkler. Ekmeksiz olmaz diye. Tabii canım ekmek hemen karnı tekrar acıktırır. Daha fazla insanın yesi gelir. Çok önemli bir şey. Gördükçe yesinler diye. Doğru. Böyle bir şey tercih ettik. Tamam. Bir şimdi ne yapalım Ece? Ne yapalım? Börek mi yapalım yoksa börek mi yapalım? Börek de yapacağız. Börek mi yapacağız biz? Tamam mı? Bir de sen önce böreği yapalım. Tamam. Tamam. Hadi yapalım. Ben ablamı almaya gideyim. Tamam. Esra'cığım şimdi biz ne yapacağız? Şimdi kırma börek. Kırma en börek. En pratik. 5 dakikada olan bir börek yapacağız. Ciddi mi? Evet. Çok pratik. Ne lazım bize? Ne lazım? 2 yumurta. Tamam. 5 adet yufka. Hı-hı. Yoğurt. Bir de maden suyu. Evet. Tamam, yeni yapacağız şimdi. İki tane kırılıyor. Evet. Kanımlar genellikle öyle kırılıyor ama ben bıçakla kırıyorum. Tamam. Bir çay bardak yağ mı yenge? Yarım bardak koyalım. Yarım bardak. Yoğurttan mı anne? Karardan koyacağız yoğurttan. İyi o zaman kaşık alsa. 2 yemek kaşık. Kaç yemek kaşık yenge? 3. 3 kaşık koyduk. 3 tamam. 4. Şimdi 4. Şimdi karıştırıyor. Bir de bir maden suyu. Esra bunu açalım. Kabartma tuzu gerek yok mu? Gerek yok. Maden suyu mu? Tuz alalım. Börek olduğu için şey, kabartma tuzu. Yani hazır yufka ya o yüzden. Anladım. Normal elimizde yapsak hamurunu basman gerekiyor. Tuz alalım. Şimdi şöyle. Tamam. Yeterli mi? Tamam, yufkamız açtık. Şimdi yağ mı dökülüyor yenge? Evet. Bunları böyle parçalayacağız. Önce bunu böylece ne koyacağız? Sonra üzerine de bunları parçalayıp koyacağız. Su böreği gibi mi acaba? Evet, yalancı su böreği diye geçiyor. Evet. Daha önce yaptık yengem neydi? Evet, siz gerçeğini yaptınız. Evet, daha önce yaptık. Yok, gerçek değil de. Çalıyor. Sonra üstüne bunu dökecek mi yenge? Evet. Anladım. Şimdi bu ne yapacağız? Rus salatasının makarnası için suyu. Rus salatası mı yapacağız Ezra? Evet makarna var içinde. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi son. Karacabey'de çok meşhur bu bizim. Öyle mi? Karacabey çok meşhur. Geleneğe misafir yapmalar böyle. Üstüne mi oldukça mı yenge? Üzerine fırına vereceğiz o kadar. Kolay be. Şimdi üstünü dökeceğiz böyle. Fırını açayım mı? Sonra fırına vereceğiz. 200 mi yüksek sen? 200 derece. 200 derece. Poğaça yaptık minik minik ne güzel bak. Bu da poğaça. Bu ne? Bu da poğaça mı? Farklı sanki. O da poğaça. Bu havuçlu poğaça. Bu da lorlu. Anladım. Evet İçinde havuç var. Evet doğru. Tamam son böyle kalan maden suyu. Harika olmuş. Sonra fırına vereceğiz. Şimdi fırına. Evet. 200 derecede yarım saat yarım kontrollü saat. Bir şekilde. Unutmayalım. Tamam. Var, çok dört yemek. Tamam. Seviyorum ben. Bu salatayı seviyorum. Şimdi kalabalık olduğumuz için iki kavanoz. Evet. Normalde bir kavanoz yeterli oluyor. Yani mesela benim en az ikimiz yapım. Bir bile büyük. Fazla geldi. Evet. Enes mi? Enes mi geldi? Açalım mı dur kapıyı? Tamam. Hoş geldiniz Enes Bey. Hoş bulduk. Hoş geldin ablacığım. Hoş bulduk.
güzel bir yer batırıyorsun böyle. Ben mi? Tepede Bursa manzaralı. Evet, evet. Bize bezi getirdim. Tamam, teşekkür ederim. Bezini unutmuşlar. Bezini bitmiş yani. Allah yıkarsın, bizdeyiz çok şükür. Misafirliğe geldik. Arkadaşlar, biz ev turu yapmadan önce şimdi çevreleri göstereceğim. Bahçeleri bakın, burada havuz var anne. Siz seviyorsun ya yüzmeyi. Ooo ne güzel, oy, güzel be, bak. Tam yüzmelik. Bak park da güzel, burada oturmalık ve çay içecek. Ooo ne güzel be orada. Değil mi? Evet böyle. Kaç kat? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat. Tamam. Tamam hadi içeri gidelim. Bak burası da çocuklar. Ne zaman? Bu sene aldı değil mi? Birkaç ay önce aldı. Yani soralım tamam. Mı bilmiyorum ki. Ha. Hadi şimdi biz ev turu yapalım. İçeri gidelim. Hadi. Tamam arkadaşlar şimdi ev turu yapalım. Ezra hangisi bahsedeceğiz? Nereden? Çocuk odasına başlayalım. Tamam hadi gelin. Hadi sen. Sanki benim evimdeki bir yer değil ki. Burası Nisan'ın odası. Nisan'ın odası. Pembelik var. Güzel Nisan odası. Bayıldım. Harika evet. Balkonun da var senin. Evet. Evet. Kocaman balkon var senin. Evet. Olay. Oyun parkı. Değil mi? Çok iyi. Burası minik Nisan'ın büyük balkonu. Oh. Güzel güzel çok güzel. Havuzu da görüyor Nisan orada. Havuza girdin mi? Ha? Daha açılmadı havuzumuz ama. Ha şey yapanlarından dolayı doğru. Ben burası kim okuyor? Ben sanırım. Aa ne yapıyorsun seni? Karantina. Evet. Tam yerinde. Pika kendini karantinaya almış arkadaşlar değil mi? Çok güzel. Burası salon. Salon tamam. Şimdi nereye geçelim? Çocuk odası. Önce bu ne oda? Burası banyo. Tamam banyo yapalım. Bakın enişte. Banyo da güzel. Banyo da güzelmiş. Duvarı güzel yani. Evet. Burası da yatak odası. Hadi gel enişte. Küçük kutu gibi ama. Bize ama güzel yani. Güzel. Burada yine banyo var. Bak burada da banyo var enişte. O çok ha, önemli. Ha ebeveyn banyosu aynen o önemli ya. Anneciğim bu böyle banyo var. Biz de çok sevdik o yüzden. Evet evet. Bir de son mutfak. Mutfak. Mutfak böyle büyük yani. Burası mutfak. Yani ben en sevdiğim beyaz böyle. Bak beyaz. Ama tam beyaz değil de. Beyaz kirli yani. Beyaz kirli. Krem rengi. Kemik rengi diyorlar. Kirli beyaz yani. Mesela, ben de beyaz olmasını isterdim ama böyleydi. Biz de değiştirmedik. Çok, çok güzel duruyor. Gayet hoş yani. Ben en sevmediğim böyle mutfak düz böyle ya böyle daha evet kare daha, daha güzel, daha kullanışlı oluyor. Evet evet doğru. Evet, bir de çok güzel abicim. Bir de balkonumuz var. Nerede bu şekilde? Bu şekilde olsun ne kadar güzel. Burası da balkonumuz. Ay en güzel evimiz balkon. Evet, yani kesin. Evet balkon çok güzel. Bir evin olmazsa olmazı balkon değil mi? Evet. Çok bak güzel de bir manzarası var burada bak İka. Evet evet. Böyle çok güzel de bir manzarası var. Balkon da bayağı büyük yani değil mi? Böyle iki tane balkon var. Evet. Ne güzel. Ben Allah. İleride camla kapatıp şuraya bir televizyon. İnşallah. Kışın da çok güzel olur. Evet. Mis. Küçük bir UFO buraya. Kar yağarken. Allah evet. Güle güle oturmayı nasip etsin inşallah. Allah herkese olmayanlar da nasip etsin. Rabbim bize de size de nasip etsin. Evet takipçilerimize de nasip etsin inşallah. Herkese isteyen herkese. Nisa biz geldik mutlu oldun mu? Bak arkadaşla birlikte geldik sana bak. Gördün mü? Bekleyin. Ne yapıyorsunuz siz? Valla bu salatası yapıyormuş Esra. O yoğurt ve... Bu yoğurt, mayonez, tuz. Aaa. Hemen dökeceğiz buraya. Evet arkadaşlar, birkaç video önce Nisa ve Esra da gelmiş bizimle. İzlemediyseniz yukarılık var, tamam mı? Bak bu, ben çok seviyorum böyle mutfak lambalar. Evet, onu Murat yaptı. Aa, Murat mı yaptı? Nasıl yaptı? Arkadaşıyla birlikte yaptı. İyi olmuş, gayet İyi olmuş yani. Yoktu o çünkü. Işım işlemiyordu, aynen. Daha yok, biz normal lambayı kullanmıyoruz mesela. Sadece bu lamba mı var? Evet, sadece. Mutfağı ferah gösteriyor. Evet, benim evet. Benim sevmiyorum. Güzel. Evet, evet, doğru. Yani bunu da seviyorum bunu. Bu adı neymiş? Ama sen Amerikan mutfak seviyorsun galiba. Evet o da seviyorum. O da seviyorum. Hatırlıyor musun Enes? Sevgini böyle bir yaşlarındaki büyüttüğüm ev Amerikan mutfaktı.
Açık yolda. Çıktı. O da güzel ama hep şey toplu olması lazım. Tabii öyle olması lazım. Misafir falan geldi ama çok rahattı Esra. Tabii ki. Yani, çok güzel. Evet, seviyorum yani. Ne bileyim böyle şey silinip gözümün önündeydi. Hani evet, kışın ayrı odaya gideceksin işte senin ne yapıyorsun? Uyuyorum kalkıyorum aynı odaya yatırıyordum. Mesela bakıyordum gözümün önünde oyuncaklarına oynuyordu bakıyordum mesela. O anlamda çok rahattı yani. Biz de şimdi burada otururuz mesela bizim şey olacak. Değil mi? Amerikan mutfağında özellik sadece salonda biri olması mı? Evet, salon değil de ortada bir de evet salon oluyor. Evet evet salon. Şey değil mi? Ortada bir de çıkıntı oluyor değil mi? O önemli orada. Orada. Ben de onu seviyorum aynen. Çok seviyorum ben. Doğru güzel oluyor. Ama öyle olunca bütün koku oturuyorsun ya salonda aynı zamanda oraya gitmiyor mu? Oluyor. Oluyor tabii. O da kilo aldırır. Gıda alınmazın çok güçlü olması lazım. O şekilde cam olacak iyice aşağı. Evet aynen. O da çok kilo aldırır ha. Ne? Oturduğun odada aynı zamanda mutfak olmasa. Sürekli yiyeceksin. Sürekli yiyeceksin. Anlamadım ben. Allah razı etsin. Allah razı etsin. Sen mi sürekli yiyeceksin? Sürekli böyle bakıyor Enes bazen biliyor musun evde? Canı sıkılıyor değil mi? Bakıyor bana bu ne var ya. Canı sıkılınca yapıyor. Onu ben de yapıyordum ya. Ama şu an diyetteyim ya yapamıyorum. Annemin abur cubur dolabı var ya oraya çok yokluyorduk biz. Bir şeyler var mı diye. Evet evet. Hala da bak benim elim oraya gidiyor. Aynen benim de gidiyor. Son birkaç yıldır bir şey bulamıyorum. Aynen doğru. Anneme bir tane kurabiye ver hep onu alıyor başka da bir şey almıyor. Kendi ağız tatlarına göre alıyorlar. Aynen artık aynen. İstediğimize göre bulamıyorum. Aynen. Giderken alacağınız bir türlü. Aynen doğru. Oraya depoya. Evet. Yaptığımız oluyor da çocuklardan şey mi kalıyor? Ne zaman baksan doldursam orayı boşalıyor yani. Bizim Nisa bile annemlere de abur cubur dolabını öğrenmiş. Gittiğinde hemen oraya gider. Çekmeceyi açar alır. Arkadaşlar börek de olmuş. Bak ki. Oo, ne güzel görünüyor be. Evet, tam kıvamında. Burada kalabilir bu. Evet, şöyle açık bırakalım. Salatımız hazır arkadaşlar. Böyle çok güzeldir. Çok seviyorum. Vurmuş, bu tutmuş, bu pişirmiş, bu yemiş. Bu ne demiş? Hani bana, hani bana, hani bana demiş. Bu Umar'ın arkadaşı. Ama aynı mı Yasma ya da? Olay falan herhalde aralara. Aaa. Nisa daha büyük. Tamam. Bak bu sonra manzara çok güzel gözüküyor böyle gece ülkede. Evet çok güzel. Evet. Sen ne yapıyorsun Enes? Ha, haberlere bakıyorum. Türkiye doğal gaz bulmuş ya. Aa, evet biliyorum. Ülkemiz adına güzel bir haber. Ay maşallah süper aynen, bu çok inşallah. Güzel. İnşallah daha da bulunur böyle bol bol da. Amin. Evet evet. Sonra ucuz olacak Enes'e gibi çok ucuz biz. İnşallah. Ooo şimdi tabağı mı koyarız? Evet şimdi hazırlayalım yavaş yavaş. Evet. Kalabalığımız ya. Sen ne tatlı ne yaptın? Çift renkli irmik tatlısı diye geçiyor. Arasında ceviz var. Üstü kakaolu irmik, altıda sütlü irmik. İnşallah tadı da güzeldir. Tamam tamam deneyeceğiz sonra yani çayla. Bir de Nisa'nın yaptığı pasta var şuradan bakayım. Pasta mı? Nisa yaptı buradan. Bak bu bisküvi pastası dün akşam yaptı. Aaa Nisa'nın bu. Evet Nisa kendisi yaptı. Bu çay mı hazırlıyor sen? Evet. Baya büyük ya bu. Evet o çaycı. Tamam bak şimdi sana koyalım. Sana da şey olsun alıştırma. Evet. Oo, bir de yanında börek mi koyacağız? Evet yanına börek bir de sana tatlı koyacağım. Tamam. Tatlı da mı? Böyle. Şimdi böreğimiz keseceğiz. Tamam. Bir de Edis burada. Ablamla. Edis burada. Bir de burası. Bakın. Göstereceğim. Olmuyor şimdi ya. Bunu ne zaman almıştık? 2 aylıkken almıştık. 2 aylık 9 aylık kıyafet almış. Olmuyor şimdi. 9 aylık diye. 2 aylıkken 9 aylık diye almıştık. Evet evet. Bak şimdi olmuyor maşallah. Bir yaş mı almamız gerekiyor? Evet evet doğru. Maşallah sütü yarıyor ablacım maşallah harika. Şaşı bakıyor ya. Bir de tatlıyı da koyacağız evet, tamam mı? Evet şimdi onun üstüne koyalım. Sen yaptın mı daha önce ablamın tatlı? Bu ne tatlısı Esra? İrmik. İrmik tatlısı. Altı beyaz üstüne kakaolu. Üstüne kakaolu yaptığım için tanıyamadım. Evet yapmadım daha hiç. Tanıyamadım. Sanki yaptım. Yok yapmadım.
Ya evde olanlar böyle döktürüyor. Bir de eşleri de seçmiyorsa eğer. Ha, seçmiyor değil mi ablacığım? Ha, o zaman sıkıntı yok. Yap her şeyi. Ama ben şimdi mesela geçen gün İlka lazanya yaptı. Lazanya enişte hayatta yemez. Ben onu neden öğreneyim ki şimdi? Ya, ama benim için öğrenebilirsin. Ne yemek anne seçer. Çok güzel ya. Yani böyle hoşuma gidiyor yani. Aaa üstüne. Üstüne Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Börekleri de koyalım. Börekleri yiyoruz. Evet, böyle oldu arkadaşlar. Ooo Selin cevizi ama yedim ediyorsun. Evet. Tadı kestik. Evet arkadaşlar, ben selfie yapıyorum. Çünkü çocuklar çok aç çıkmışlar ya. Hadi çocuklar. Çocuklar otursun. Burada koydum, tamam mı? Hadi geçin, sen gittiniz. Selin de yardım ediyor. Karantina kitabını okuduktan sonra değil mi? Ya değil. Çocuklar yediniz mi? Otuttum. Siz kaç istiyorsunuz? Selin'e bitti. Tabii ki. Aferin. Sen de sevmiyorlar. Sen de bedemen gerekiyor. Tamam. Onlar sevmiyorlar. Sevmemişler. Aa sevmemiş mi? Yani onların ağız tadını öpün dediğinde benim uyduğum. Anladım. Ooo, Edis nereye geldi? Edis eniştenizin rahat kollarında ya. Hep uyumaya denk geliyor Erika. Evet. Hep uyuduğu zamana denk geliyor enişten. Geç geliyor. Göremiyor. Evet doğru. Paşam benim ya. Bak. Enişte altına yanmışlar. Biraz sonra şey getirir zamanı. Ooo. Bak arkadaki çok güzel manzara var biliyor musun? Çok güzel. Bursa manzarası var. Evet. Paşa. Ne yapıyorsun ya? Güzel istemeyeceğim aslında. Güzel mi? Harika. Salata çok güzel değil mi? Sağcığımın ellerine sağlık. Maşallah. Yerinde süper şeyler yapmış. Bakar mısın? Evet. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Evet. Ellerine sağlık yenge. Evet. Hadi beraber yiyelim. Sen de baş harika. Evet. Ben de yiyeceğim. Yani orada dinleneceğiz ya. Bir şehirde kalacağız. Artık Kayseri'de mi kalır? İlkay'ı mutfağı güzel bir şehirde Kayseri'ye götürürüm. Ciddi mi? Kayseri'nin mantısı bile yağlaması çok güzel. Aaa. Duydun mu yağlama diye adam? Ne oldu? Ne oldu? Asansörden kendi başıma geldiğince babam Erdoğan'dan geliyor diye. Yağlama biliyor musun abla? Duydun mu hiç? Bilmedim adamım. Senin sesin öyle değil. Çocukken biliyor musun? Mantıyı duydum biliyor musun? Ben öyle bir şey yemedim görmedim. Yani mantı bile gölgede kalır ya. Öyle güzel bir şey. Çok mu yağlı? Böyle kıymalı, üzeri soslu. Hamur işi böyle. Ama müthiş ya. Böyle bir şey yok. Aynen. Biz Kayseri'den geçmiş miydik? Hüseyin'le biz yediydik. Hüseyin'le geçtik giderken. Geçtik değil mi Kayseri'den biz Antalya'ya giderken? Niye yedirmedin ama ben, o zaman? Ben bilmiyordum ki o zaman. Antalya'ya giderken mi? Yok canım. Kayseri nerede kalıyor? Ama Kayseri'den geçtik. Afyon'dan geçtik. Yok yok. Ha, Afyon sucuğuydu pardon. Aynen, aynen oradan geçmedik. Ben de şimdi bunu duydum iyi oldu. Bir arkadaşım var. Kendilerine selamlarımı iletiyorum. Gidince niye bana bugüne kadar Kayseri'nin o... Yağlama. Yağlama. Bakayım. Şimdi buradan hesap soruyor abla. Kalk sen oturdu oturdu yanımda. Dur bakayım. Hadi taşımış mı ablacığım bilmiyor olabilir. Bilmez bak mesela bizde cantı çok meşhur ya Bursa'da ama başka hiçbir şehir bilmez cantı. Evet. O da onun gibi şey. Yağlama orada çok meşhur ama dışarıda çok güzel bilmiyor herhalde. Evet. Yani evet. Çok güzel ama ya. İnanılmaz. Seni götüreyim ben oraya. Tamam teşekkür ama bakalım ederim. Önce bir rotaya bakalım güzel. Tabii ki. Benim yerime de ye olur mu? Tamam. Ben diyetteyim şu an. Diyetteyim bak. Tamam. Fotoğrafı çekeceğim sana göndereceğim. Tamam gönder. Çok merak ettim. Sen istiyor musun bebek? Ooo. Yarım atı falan var mı? Çok seviyor bebekleri. Baksana. Evet. Bak. Araba getireyim mi? Ha, getir. Oynarsa araba getirir. Biliyor bak. Berajan da biliyor. Bak. Bebek değil yani. Bebek değil ama. Evet. Araba. Bak. Araba var. Ooo. Çok mu seviyor? Evet. Söyledi mi sana? Bak nasıl bakıyor. Sen söylüyordun ya. Ya evet ben söylüyordum. Kızım ya. Tamam, bir de tutturacak bir de. Teşekkür ederim insan abla. Gördüm. Babasına bakıyor. Ulan enes diyor yiyip duruyor bana vermiyor diyor ben. Ha.
Kanka öğrendi benden süt gelmediğini ya. Heyecanlı. En son kolumu falan yemiyordu da. Baktı bu adam bir şey çıktı yok. Morp mu çekseydin şöyle bir uzatsaydın oraya? En son onu yapacaktık ya. Ben en büyük ayaklarım eriyor. Kendi. Hadi tut, çok sevimli çocuklar. Baksana. Taşıyabiliyor musun sen yoksa? Evet, hiç yatmayı sevmiyorum. Evet, baksana. Yatmayı sevmiyorum. Hep dik duracak. Ben onlar annem gibi öldürüyorum. Tamam. Gelmişler gibi. Murat hala kız isteme pozisyonundasın. Birazdan kahve pozisyonuna yeteceğiz. Murat'a öyle bir tuzlu kahve yapmışlar ki yani böyle bir şey yok yani. Ben su içmemişim o gece. Bir de acıttılar bana, şeker verdiler ya. Ha, sonra şeker verdiler. Ama ondan önce çay, efendim işte sodyum florat, hidro, ne o? Sen orada mıydın? Sülfürik asit, efendim. Ben en son orada mıydın? Oradaydım ya. Ciddi mi? Metarji her şey çıktı değil mi? O kadar da değil de. Ben şöyle bıraktım mesela. 3 atıyordum ya. 2'ye düşürdüm. Ondan sonra şekersiz geldi. Tekrar 3'e çıktım. Bu da şekerli geldi. Öyle devam ettim. Sonra 2'ye düşürdüm. 1'e düşürdüm falan filan. Alışıyor insan. Ama her sefer tatsız oluyor. Sonra 0'a indim mesela. İyice tatsız geldi. Sonra dedim böyle olmayacak galiba dedim anne. Tekrar 2 şeker attım. Sonra şeker gibi gelmeye başladı. Bayağı bir şerbet gibi gelmeye başladı. 2 tane atıyordum ben de. Sonra bir tane atmaya başladım. Bir tanesini ağzıma atıyorum falan böyle değişik şeyler. Bir ay. Bir ay sonra bıraktım. Ama şimdi çayın böyle ne saatini söylersin ya. Bu bir saatlik çay dersin. Bu iki saatlik çay dersin değil mi? Değil mi? Şey, uzman kesiliyor böyle. Tabii vallahi böyle. Yani çayın ya, tadını çok rahat anlarsın şeker yani. Şeker ayıbını kapatıyor çayın hani. Şeker olur mu? Ha, şeker olduğu zaman şekeri hissediyorsun ki yani. Tabii. Ay çiğliğini, bayatlığını kapatıyor bunu. Ben mesela ne çayı bu, kaçak çay mı, şey mi? Çay içme be, ben su içeyim. Ondan o Alpay geçirdeki Ahmet abi yenge diyor bayatlığı çay diyor. Ondan mı şeker? Şekersiz içiyor ya. Ondan öyle değil. Onlar anlamış mı? Evet. Bayağı bir taze olduğu için. Şeker bir zaman bir kat veriyor ya. Bayağı bir şey. Şimdi bak ben yapıyorum ya çayı. Demliyorum. Şimdi işin o zaman çabuk geçiyor. Ben sana üzgünüm bir saat önce yaptım. Hani bir saatlik işe de gene iyi yani. Ondan sonra beğensin de. 2-3 saat geçiyormuş. Ahmet abi diyor ki açar bayanlı değil. Bir de bir saat önce yenge diyor. Saat içiyor şu saatte yaptın diye. Hadi bu haklısız Ahmet abi. Ben eskiden küçükken şekerli içiyordum ya. Şeker atılmamış çay olduğunda böyle içiyordum ben böyle bırakıyordum aynen falan. Şimdi tam tersi. Şeker olduğu zaman böyle içiyorum bırakıyorum böyle. Aynen. Sen şey gel tatlım gel. Amcaoğlu hayırlı olsun. Gel bakayım niye ağlıyorsun? Evet hayırlı olsun. Kazasız belasız iyi günlerde otur inşallah. Evet abi. Çok güzel özellikle balkon çok güzel bak buradan manzara evet, falan. Evet evet en sevdiğim. Kormon bursa ışıkları falan. Hayırlı olsun. Tamam arkadaşlar şimdi ben Ayşe ineyim. Çocuklar burada oynuyorlar. Bakın orada Nisa ve Huma. Yenge sen yolu bulamadın mı? Vurdum be, buldum şimdi. Tamam, burası kapalı ama sadece bakmak için. Bir de burası erkekler oturuyorlar. Ne yapıyorsunuz? İyi, sen ne yapıyorsun? Ben bak yani geliyorum buradan. Saklambaç mı? Tamam. Bitti. Nerede onlar? Ben söylemeyeceğim. Tamam. Tamam mı? Kolay ama. Hadi hadi koş koş koş. Oo Selin'e bak. Bak burası. Huma ve Nisa ne yapıyor galiba? Ne bakıyorlar bakalım. Nisa sen ne yapıyorsun Nisa? Temiz olsun diye öyle mi? Ha maşallah. Ne güzelmiş. Arka temizlemeye başlamış bizim kızlar. Evet. Ay maşallah ya. Temizliyorlar evet. Ay ne yapıyorsun sen? Nerede Salman? Tamam. Bir daha geldik diyor. Bir daha Ediz diyor bir akşam bizde kalsın diyor. Çok sevdim diyor. Enes diyor
Altını değiştirir misin? Evet. Süt verir misin? Yemek yedirir misin? Diyor. Ya. Yediririm diyor. Tamam o zaman bırakın. Yengem de diyor ki sen bize gel diyor. Olsun ben az önce önceden gelmiştim diyor. Sordum bak tüm ihtiyaçlarını karşılarım diyor. Amcanın sütünü veririm. Maşallah. Oynarım diyor. Başka ne yaparsın onunla? Gezmeye de götürür müsün? Parka da götürebilir. Değil mi? Arabasına bindirirsin, parka da götürebilirsin. Evet. Bak, ne güzel bir abla ya. Evet, maşallah. Barakallah. Canım aşkım bir tanem. Anam. Ne güzel konuşuyorsun seninle. Baba surata bak, surata tipine bak. Şöyle yapayım ben seni. Aşkım sapıyor. Benim. Ne o dudaklar ne öyle? Ne? Konuşmak mı istiyorsun sen? Dinlemek mi istiyorsun valla? Ne diyorsun Nisa? Aşkım benim. Arkadaşlar biz evimize geldik. Onlar için ayrı olsun. İnşallah sizleri de nasip etsin arkadaşlar. Bizim de inşallah benim. Tamam mı? Bu videodan sonra artık biz geri döneceğiz arkadaşlar Van'a. Ama gitmeden önce biz son kahvaltı yapacağız. Böyle hazırlık yapacağız. Tamam mı? O yüzden bizi takip edin. Uzun bir yola çıkacağız. Çok uzun hakikaten. Geçenki o tarafa Adana. Şimdi o iki tarafa gideceğiz. Belki koronavirüs geçerse İran'a da gideriz seninle. Ciddi mi? Evet, gideriz. Ama önce korona bitsin yani. İran'da ne meşhur biliyor musun? Ne? Kuzu çevirme. Biliyorum. Çünkü orada her gittiğimiz yerde kuzu kebap, çevirme kebap diyorum. Kebap çok var, çok güzel orada. Ama önce korona bitsin. Tamam arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz. Selamünaleyküm.